Yeni amatör telsizcilere tavsiyeler 2. bölüm. Görüşme yaparken genel bilgiler. PTT konuşma düğmesine mandal basar basmaz konuşmayın. Yarım saniye bekleyin. Özellikle bu bekleme röle üzerinden görüşürken önemlidir. Aksi takdirde karşı istasyon veya istasyonlar ilk kelimenizi tam duyamayabilirler. Özellikle röle üzerinden görüşme yaparken karşı istasyon konuşmasını bitirip PTT düğmesini bıraktığında, hemen akabinde konuşmak için PTT'ye basmayın. Bir veya saniye kadar bekleyip başka olası istasyonun acil araya girme isteği olup olmadığını kontrol edin. Röle üzerinde görüşme yaparken bu daha önemlidir. Arada sırada, KUSEK'e var mı? diye sormak iyi olacaktır. El mikrofonu, mic ile konuşurken ağzınıza çok yaklaştırmayın. Hiç. 10 santim mesafe iyidir. Normal el telsizi kendi mikrofonuna konuşuyorsanız 2-3 santim mesafe yeterli. El telsizi ile konuşurken antenini daima yukarıya doğru tutun. Görüşmede ses kalitesinde sorun varsa, örneğin cızırtılı oluyorsa, öncelikle sorunun kendinizden olduğu varsayımı ile hareket edin. Öncelikle cihazınızı, bulunduğunuz yer, yön, çıkış gücünüzde sorun olup olmadığını kontrol edin. Bu şekilde sorun sizde görünüyorsa bunun nedenini söylemekten çekinmeyin. Sizde sorun yoksa karşı istasyondan benzer bir kontrol isteyin. Çağrı işaretini bildiğiniz bir istasyona çağrı yapmak istediğinizde önce karşı istasyonun çağrı işareti, sonra kendi çağrı işaretiniz söylenir. Örneğin, Tango Alfa 3x ay, burası Tango Bravo 3 Delta Mike Tango, veya Ta 3x, Ray, konuşan istasyon Tango Bravo 3 Delta Mike Tango, yabancı bir istasyona İngilizce çağrı ise, KR 5 LS, TIS ISTA 3 LSX, şeklinde yapılabilir. HF bantlarda bu biraz farklı olsa da genelde çağrıya CQ, CQ ile başlanır. Bunun tam tersi size cevap vermek ya da görüşme yapmak isteyen istasyon, önce sizin sonra kendinin çağrı işaretini söylerse size çağrı yapıyor demektir. Sizde aynı şekilde önce onun ve ardından kendi işaretinizi söyleyince görüşme başlar. Dinlemeye geçtiğinizde çağrı işaretiniz ve ardından, frekansta QRV demeniz yeterlidir. Konuşmaya geçmek istediğinizde, boş bir anda, dinlemede olan istasyon var mı? Burası, çağrıcı işaretiniz, demeniz yeterlidir. Müsait olan bir istasyon varsa size cevap verecektir. Elbette ki önce sizin çağrı işaretiniz, sonra kendi çağrı işaretini söyleyerek. Görüşme yapan iki istasyon arasına girmek için, break diyerek girmeyin. Konuşmamın boş olduğu bir anda kendi çare işaretinizi söyleyin. Görüşmeyi sonlandırırken yine önce karşı tarafın çare işareti sonra kendi çare işaretinizi söyleyip sonuna sadece 73 demeniz yeterlidir. 73 terimi selamlaşma anlamında kullanılır. Selamlar demek için 73'ler diyenler oluyor, bu yanlış bir ifadedir. 73 zaten bu anlama gelir. Başka kelimelerle karışmaması için açık ve anlaşılır biçimde konuşunuz. Normal konuşma tonunda konuşun ve bağırmayın. Yüksek ses distorsiyona, ses bozulmasına sebep olabilir. Sesinizin yükselme ve alçalma düzeyi normalden biraz fazla olmalıdır ancak kelime sonlarını alçalarak bitirmekten kaçınmalısınız. Her zaman mümkün olmadığını biliyoruz ama diğer istasyonlarla görüşmelerinizde olabildiğinde pozitif ve iyimser olun. Unutmayın, görüşmeleriniz siz farkında olmadan başkaları tarafından dinlenmekte. Her zaman kötümser, negatif konuşmalar diğer amatör telsiz operatörlerinin sizinle görüşme yapma isteklerini azaltabilir frekanslarda görüşmede başkaları hakkında hakaret edici veya aşağılayıcı açıklamalar yapmaktan kaçının. Dinleyen istasyonlar, kendisi hakkında da başkasına öyle konuştuğunuz izlenimi edinmesi uzun sürmez. Bir başka istasyonun hatalı bir şey yaptığını düşünüyorsanız lütfen bunu ortalık yerde herkesin duyacağı biçimde ifade etmeyin. Ona özel bir görüşmede bunu söylemek daha doğru olacaktır konuşması biten istasyon, karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla, tamam veya bitti der. Yaptığınız görüşmeleri, QSO röle görüşmesi hariç, mutlaka logbook, işletme kayıt defterine kayıt ediniz. Her uluslararası görüşmede, ülkenizi temsil ettiğinizi unutmayınız. Karşıdan kuseyle kart gelmiş ise, sizin de kart yollamanız amatörlük gereğidir.